Konu pekiştirme 2 testine geçiyoruz. İlk sorumuz da bu. A kümesi verilmiş. A'dan B'ye diyor. Şurada fonksiyona bakıyorsun. Demek ki biz A'nın değerlerini burada yerine koyacağız. X'in yerine koyacağız. Çıkan değerler de B'yi bize belirleyecek. Zaten fx'in görüntü kümesi dediği de b'nin kendisi olmuş olacak tamam mı? Yani şöyle yapacağız. İlk önce f eksi 1'i buluyoruz. x'e eksi 1 yazdık. Burası eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5. Sonra sırada ne var? F0 diyor. X'in 0 koyduk burası gitti. Eksi 3. Ve son olarak da F1 var. 1'i burada yerine koyduk. 2. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Şunları bulundurması lazım. Eksi 5, eksi 3, eksi 1. Cevabımız neymiş? C şıkkı. Çok rahattı. İkinci sorudayız. F A'dan B'ye. F A eksi 1, 0, 1. F x 2 x eksi 3 olduğuna göre f x'in tanım kümesi demiş. Biz ne biliyoruz? Bir kere FA dediğimiz, e, ifade dediğimiz e, ifade B'ye eşit. Şurası B. Bu tanım kümesini sordu. Tanım kümesi de şuraya baktığımız zaman neyi gösteriyor? A'yı gösteriyor. Bize A'yı soruyor. Peki ne yapacağız şimdi? Fonksiyon kuralında hani şurası bize A'yı veriyordu. Daha doğrusu içerideki değer A'nın elemanlarıydı. Şurası. Sonucu da B'nin elemanlarıydı. Demek ki burayı buraya buradaki elemanları teker teker eşitleyeceğiz. 2x eksi 3 eşittir eksi 1. Bu buraya gitti 2 oldu. x buradan 1 geldi. Sonra 2x eksi 3 eşittir 0 diyoruz. x buradan 3 bölü 2 geliyor. Son olarak da 2x eksi 3'ü kime eşitleyeceğiz? Bir bakıyorum 1 e eşitleyeceğiz. Buradan da x eşittir kaç geliyor? 4 2'ye bölersek 2 geliyor. Yani şunları bulmamız lazım bizim. 1, 3 bölü 2, ve iki değerlerini bulunduran küme olmalı. Hangisi görünüyor? Evet cevabımız D şıkkı görünüyor. Durum bu. Evet diğer soruya geçelim bakalım. Üçüncü sorudayım. F eksi 1 2 aralığından B'ye tanımlanmış. Fx'in kuralı buymuş. Fx'in görüntü kümesi nedir diyor. Burada görüntü kümesinden kastettiği şey aslında B. Şuradaki görüntü kümesi de biliyorsun. Şurada tanım kümesi. Tanım kümesi neydi? X'in olduğu yerdi. Yani ben X'e bu arada değerler vereceğim. sınır değerlerini vereyim. Eksi 1'i verelim. Eksi 1'i verdiğimiz zaman fonksiyonu yerine koyuyoruz bunu. 5 artı 2'den ne çıktı? 7 çıktı. Şimdi bu arada eksi 1 dahil mi? Dahil. O yüzden bunu da biz ne yapacağız? Dahil alacağız. Öyle yazalım. Sonra bir sonraki sınır değer 2. 2 yerine koyduğumuzda 5 eksi 4'ten bu da 1 çıktı. Bu 2 hariç olduğu için bu 1 de nedir? Hariçtir diyoruz. Şimdi bu aralığı niye aralık? Çünkü burası bir aralıksa sonuçta bir aralık olmak zorunda. Küçükten bir yere doğru yazarsak 1 ile 7 arasında demeliyiz. 7 dahil şuradan dolayı 1 de nedir? Hariçtir diyoruz. Cevabımız ne görünüyor? C şıkkı görünüyor. Pekala. Evet. Şimdi bunun görüntü kümesi buymuş bu sefer. Bak yani e, görüntü kümesi şurasıydı. Onun bu olduğu söyleniyor. O zaman biz ne yapmalıyız? Yani şöyle düşünelim. Bu da bir B ya. Yani 5 eksi 2x ifadesi bu arada gezmeli. Bu ifade 2 ile eksi 1 aralığında ama eksi 1 dahil. Bu eşitsizliği çözersek soruyu bitirmiş olacağız. Şimdi her taraftan 5 çıkartalım. Eksi 6. Eksi 2x. 5 çıkarttığımız için burada eksi 3 kaldı. Her tarafı eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye böldüğümüz zaman şurada aslında 3 kalıyor. Şuradan x kalıyor. Buradan da eksi 2'ye bölersek 3 bölü 2 kalıyor. Yalnız bunu küçüklük sıralamasını bozmadan yazalım. 3 bölü 2 daha küçük olduğu için bu tarafta. X ortada 3 de sağ tarafta. Şimdi şuradan geldiğimiz için burada eşitsizlik e, var eşitlik yok. O zaman o böyle yazılacak. 3'ün geldiği yerde eşitlik var. O da böyle yazılacak. E, bu durumda da bu ifade nasıl gösterilir? 3 bölü 2 hariç. 3 dahil aralığı olarak gösterilir. Cevabımız ne görünüyor? A şıkkı görünüyor. Çünkü bize tanım kümesini sormuş. Yani buradaki x'in ne olduğunu soruyor bize. Biz de o x'in hangi arada olduğunu bulduk zaten. Pekala şimdi buna bakalım. fx'in görüntü kümesi diyor bize. E, şimdi nasıl bir şey yazmalıyız? Yine sınırlarımızdan gelelim. Şimdi x yerine bir eksi sonsuz verdiğimizi düşünelim. Eksi sonsuzu şurada yerine yazarsak bak 3 eksi eksi sonsuzdan 3 artı sonsuz olur ki bu da zaten neye eşittir? Sonsuza eşittir. Tamam bir onu yazacağız. Şimdi 4'ü verelim. 4'ü yerine koyduğumuz zaman 3 eksi 4'ten o da ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Şimdi bak 4 hariç. Burası harç olduğu için bu bir de nedir yine? Hariçtir. Zaten sonsuzluklar nasıl gösterilir? Harç olarak gösterilir. Şimdi şu ifadeyi küçükten bir doğru yazarsak eksi birden sonsuza demeliyiz. Bu hariç, bu da hariç çıktı. Cevabımız bu görünüyor. Yani nedir? B şıkkıdır. Şimdi fonksiyon görüntü kümesi diyor. Şimdi bu aradaymış. O halde e, ve tanım kümesini soruyor. 2x eksi 1 bölü 3'ü eksi 3 eşitlik yok orada. Dikkat edelim ona. Eksi 3 ile ne aslında yerleştireceğim? Sonsuazını yerleştireceğim. Şimdi her şeyi 3'e çarpalım. Eksi 9, 2x eksi 1. sonsuz 3'e çarpsak yine sonsuz. Her tarafa 1 e ekleyelim. Eksi 8, 2x. Buradan sonsuza bir ekledik yine sonsuz. Her tarafı 2'ye bölersek eksi 4. Sonsuza 2'ye bölersek yine sonsuz yapacak. Yani x aralığı ne geliyor? Eksi dörtle sonsuz aralığı geliyor görüyoruz. Şimdi e, tanım kümesindeki en küçük tam sayıyı soruyor. Yani sayı doğrusunu çizersek biz burada. Şimdi eksi dört şuradan bir yerden gelecek. Eksi dört tabii ki hariç şöyle, şu tarafa doğru. Buradaki bölümden bahsediyoruz. E, ama eksi dört dahil olmadığı için. Ee, en küçük tam sayı dediği için şuradaki bir önceki eksi 3'ü almamız gerekiyor. O halde sorumuzun cevabı ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Şimdi burada neler yapalım? Burada yapacağımız şey şu. E, bu fonksiyonun bir kere tam ne olduğunu anlayalım. Ben şöyle bir çalışma yapacağım. Şimdi fx istiyorum tamam mı? Burası x olsun ki e, bu değerleri direkt yerine koyabileyim. Şimdi x yerine buradaki x yerine ben x eksi 2 yazsam. Bak seyret. Şu x'i görüyor musun? X yerine sen x eksi 2'yi monte etsen. Eksi 2 ile artık birbirini götür x kalır mı? Kalır. O zaman şuradaki x yerine de yine x eksi 2 yazacağız. Yani x yerine x eksi 2 yazarak ne yerde diyoruz Bir bakalım. fx oluyor. Şurada x yerine e ne yazdım x eksi 2 yazdım artı 3 fonksiyonu bir bulalım. Buradan 2x eksi 4, 2x eksi 1 geldi. Şimdi güzel. Burada artık tanım kümemizdeki değerleri x yerine monte edelim. Yani f eksi 1'i bulalım. f eksi 1 kaç yaptı? Eksi 3. Arkasından f1'i bulalım. f1 1 oldu. Burada yerine koyuyorum bu arada. Bir de ne var? 5. 5 de koyduk. Burası 10 etti. Bir çıkarttım. 9 yaptı. Şunların bulunması lazım. Küçükten büyüğe doğru eksi 3, 1 ve nedir? 9'dur diyoruz. Nerede bu? İşte D şıkkında. Evet durum bu. Şimdi bak burada deminki soru gibi çalışacağız. Acaba şurada ne yazarsak ben burada bir oyun yapacağım. 2x yerine x 3 yazarsam bu iş olur. Takip ettin mi? Bak burası direkt ne kalır? fx kalır. Şimdi fx oldu burası. Şimdi 2x yerine bunu yazdıysam ben şu ifadeyi bir düzenleyelim. Bu aslında 3 tane 2x artı 4 müdür? Evet. Demek ki şunu yerine de yine bunu yazacağım. Yazayım. 3 çarpı x eksi 3 artı 4. Buradan fx'i elde edelim. Şimdi 3x buradan, eksi 9 buradan bir de artı 4 var. Eksi 5 yaptı. Şimdi soruda diyor ki f(x)'in görüntü kümesi ile değer kümesi eşit kümeler olduğuna göre tanım kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere bu sonuçları bak şurasını görüyorsun. Burayı ben sırayla ne eşitleyeceğim? 1 eksi ikiye arkasından 3'e ve son olarak da kim eşit diyoruz? Dörde eşit Bu buraya gitsin. 3x eşittir. 3 kalsın. Buradan x de çıkar. 1 çıktı. Sonra şuraya bakalım. Bu buraya gitti. 8. Burası 8 yaptı. 8 bölü 3 çıktı. Sonra bu buraya gitti. 9, 9'u 3'e böldük. 3 çıktı. Şimdi olay şu oldu. A kümesi A kümesi 1'e doğru gidelim. Ee, 1 8 bölü 3 ve 3 çıktı. Şimdi sorudaki cümleye bir daha bakalım. Şimdi bundan sonrasında baktığımızda fx'in görüntü ve değer kümeleri eşit olduğuna göre deyince yani e, şunu şu söylemeye çalışıyor. fx'in çıkan değerleriyle görüntü kümesi aynı diyor. Yani şuradan başka tanımın, tanım kümesi elemanı yok demek istiyor. Ee, o halde bulduğumuz değerleri toplayacağız. Zaten soru tanım kümesinin elemanları toplamı nedir? Demişti. 4 artı 8 bölü 3 yapıyor. 3 kere 4 12 8 de oradan 20 bölü 3 gelecek cevabımız. Yani A şıkkı. Evet şu slide kaydı düzeltelim onu. Yukarıda verilen e, fx fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerindeki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi tanım kümesi x'teki sınır bölgelerimiz olacak. Şurası. O halde tanım için ne yazabiliriz? Eksi 2 dahil 3'e kadar gidiyoruz ama 3 orada yok. Çünkü boşluk var burada görüyorsun. Bu tanım. Görüntü kümesine g ile gösterelim. O da y eksen üzerindeki aralığımız olacak. Bak en çok burada zaten 2 alıyor görüyorsun. Aşağı doğru iniyoruz. En az da ne Eksi 2 aldı. Peki eksi 2 dahil mi? Hayır hariç. Eksi 2 buradaki 2 değeri de nedir? Dahildir. O yüzden buraya da 2 dahil diyoruz. Şimdi soru da tanım ve görüntü kümelerindeki tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi buradan gelen tam sayılar kimler? Bir bakalım. Eksi 2 var. Sonra eksi 1, 0, 1, 2. Peki şuradan gelen eksi 2 burada yok ne gelecek? Eksi 1, 0, 1, 2 gelecek. Bunların e, hepsini hepsinin toplamını soruyor. Topladığımız zaman kimler birbirini götürüyor? Şunlar zaten birbirini tamamen götürdü. Şuna da şu birbirini götürdü. Cevabımız ne geldi? 2 geldi. A şıkkını işaretledik. Evet. Tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şuradan geliyoruz. Bak. Orada x'in bir durduğu yerde yok. Sonsa kadar uzayıp gidiyor. Şimdi eksi 3 orada dahil. Çünkü buradaki sınırımızda ne var? Noktanın dolu olduğunu gördük. Demek ki eksi 3'ten sonsa kadardır diyeceğiz. Tanım kümesine. Şıklarda nerede? Bu e şıkkında görünüyor. İşaretleyelim. Evet şimdi bu. Ee, diyor ki yukarıdaki grafiği verilen yeşil x fonksiyonu değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada değer kümesi sadece iki noktasını doldurabiliyoruz y'de. Yani mesela biri dolduramıyoruz, üçü dolduramıyoruz değil mi? Ee, o halde değer kümesi yalnız iki noktasıdır. O yüzden bu şekilde gösterilmelidir. Nerede cevap? D şıkkında. Sorular gayet rahat gidiyor. Efendim tanım kümesini sormuş burada. Tanım kümesi şöyle. Bak eksi sonsuzdan geliyoruz. Eksi 1'e kadar bir gidiyoruz. Onu bir yazayım. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar gideceğiz. Sonsuzluk zaten hariç gösterilir. Eksi 1 dahildir. Çünkü burada noktamız var dolu. Sonrasında da 2'den itibaren sonsuza kadar gidiyoruz. Ama orada iki hariç birleşim. 2 hariç sonsuz aralığıdır diyeceğiz. Şıklarda bunu bulacağız. Nerede? Yalnız burada bir şeyi unutmayalım. Şuradaki sıfır noktası da dahil görüyor musun? Bak x eksen üzerinde bu noktada dahil. O yüzden bu arada da zaten sıfır olmadığı için buraya bizim sıfırı eklememiz lazım. Gözümüzden kaçıyor daha daha şu nokta. Çünkü bakayım benzer var. Görüyor musun? Bak a ile d şıkkının şu yazılımları aynı gidiyor. Bunda sıfır var bunda sıfır yok. Gördün mü? Çok ince bir noktaydı kaçırmak lazım. Cevap değilmiş. En geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir kere burada bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı var. Payda sıfır olmamalı. Yani x sıfır olmamalı diyeceğiz. Bir de şuradan dolayı da x 1 olmamalıdır. Onun dışında bütün reel sayıları verebiliriz. Reel sayılardan bu iki noktayı atmamız gerekiyor. Sıfırla biri atıyoruz. R fark sıfır bir diyeceğiz. Cevap nedir? C şıkkı. Şimdi burada küp kök olduğu için içerisi negatif de olabilir, pozitif de olur, sıkıntı yoktur. Sadece paydamızın sıfır olmaması gerekir. O yüzden x eksi 1 olmamalıdır. Bütün reel sayıları verebilirim. Eksi 1'i hariç tabii ki. O yüzden bunu oradan atıyoruz. Cevap E şıkkında geldi. Peki bu soruda ne diyor? Yine en geniş tanım aralığı soruluyor. Bir kere yapmamız gereken şey şu. Karekökün içini sıfırdan büyük eşit yapacağız. Bu bir. Bir de şu aşağıdaki ifade var ya. Bak x x4 yine karekök içerisinde sıfırdan büyüktür yapacağız. Ama eşit yapmayacağız. Çünkü eşit yaptığımız zaman burası sıfır olur. Payda sıfır olunca da tanımsızlık var. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Tamam mı? Efendim bunların ikisini birden mutlu etmemiz gerekiyor. O yüzden de kesişim yapacağız. Yani bunların ikisinden çıkanı kesişimine bakacağız. Tamam şöyle bir çalıştıralım. Buradan 3 büyüktür. Mutlak x 2. Yani x 2'nin mutlağı 3'ten küçüktür. Eksi 3 ile 3 arasında olmalı. Her tarafa 2 ekledim. Eksi 1 x ve 5 çıktı. Şunu bir saklayalım şimdilik. Şu da zaten ne diyor? 4'ten büyüktür diyor. Şimdi şu ikisinin neyine bakacaktık? Kesişimine bakacağız. Kesişimine baktığın zaman bu 4'ten büyük. Bak görüyor musun? 4 ile 5 arasında sıkışıyor. Yani o halde 4 hariç 5 dahil aralığıdır demeliyiz. Kesişimi çünkü bu. O da nerede? A şıkkında. Evet bu testi bu şekilde bitirdik. <laughs>